Konuşmamız gereken şeyler var serisinin bu bölümünde. Çiftlerin küs olmasa da yatağa farklı zamanlarda girmesinin ya da ayrı yerlerde yatmasının ilişkiye verdiği zararlardan bahsedeceğiz. Bu aslında gerçekten ilişkiye bir zarar mı veriyor yoksa bunun sembolik bir anlamı mı var? Bugün bu karısı üzerine birazcık konuşmak istiyorum. Ve videoyu sonuna kadar izlerseniz tabii ki burası için yapılması gereken şeylerin ne olduğu ya da ne yaparsak burasının acısını ya da yaşattığı duygusal rahatsızlığı hafifletebilmek mümkün olacak. Bugün bunları da sizlerle paylaşıyor olacağım. Orada yatağa birlikte giriyor olmanın sembolik bir anlamı var. Yine daha önceki videolarımı izleyenler varsa orada karşılanmamış duygusal ihtiyaçlardan bahsetmiştim. Yani bu duygusal ihtiyaçlarım benim karşılanmadığında burayı bir şekilde karşılamak üzere eşimden ya da partnerimden, sevgilimden bir talepte bulunacağım. Ve bu talepler çok sembolik olacak ve benim bu karşılanmamış duygusal ihtiyacımı karşılamaya yönelik bir hamle olacak. Yani hiç bana çiçek almıyorsun, bana güzel söz söylemiyorsun ya da yatağa birlikte girmiyoruz gibi. Ve bunların tamamının altında bunların bağlı olduğu bir duygusal ihtiyaç var. Yani sen bana çiçek aldığında da, güzel söz söylediğinde de, yatağa işte birlikte girdiğimizde de benim zihnimde bir şey, bir o yapbozun parçası tamamlanmış oluyor. Yani benim zihnimde birbirlerini seven ve uyumlu eş tanımı yatağa birlikte işte giren, akşam yemeklerini birlikte yiyen, işte eşin arada bir sürpriz yapan bir erkek ya da kadın canlanıyor. Ve benim mesela diyelim ki bu dünyada sevilen bir varlık mıyım değil miyim? Burayı anlamamın yolu işte eşim tarafından fiziken sarılmaya ihtiyaç duyuyor olabilir. Ama benim zihnimde bu eksiği ve gediği kapatacak bambaşka bir sembol de olabilir. Yani ben bana dokunulduğunda işte başım okşandığında ya da güzel bir söz duyduğumda sevildiğimi hissediyor olabilirim. Ama başka birisi işte saygı duyulduğunda ya da söylediği sözlerin örnek veriyorum daha çok işte erkeklerde karşılaşılan şekliyle sözleri dinlendiğinde işte ya da ben bir şey söylediğimde itiraz etmediğinde sevildiğimi hissediyorum gibi bambaşka bir boyuta doğru dönebilir. İşte burada anlatmak istediğim şey bu yatağa birlikte giriyor olmak da aslında bir şeyin sembolü. Ve bu neyin sembolü olduğunu bunu bulmamız gerekiyor. Bu neyi anlatıyor? Yani bunun senin tarafından olan yorumu ne? Çünkü burada evet her ne kadar bilinç düzeyinden yani işte birlikte birazcık sohbet ederiz. Ya da işte birlikte uyuruz. Yani evet bu çok bilinç düzeyinde çıkan bir şey. Ama bu birlikte uyumaya neden ihtiyaç duyuyorsun ya da bu olmadığında ne hissediyorsun? Buranın incelenmesi gerekiyor. Ve eğer burası olmadığında yani eşin seninle birlikte yatağa girmediğinde, farklı bir yerde yattığında, tartışma olmasa bile bu şekilde olduğunda burada eksikliğini hissettiğin şey sanki o samimiyet ortada yokmuş gibi diyorsan o zaman bu samimiyeti giderecek başka bir sembol var mı? Buraya bir bakmanız gerekiyor olabilir. Bu dediğim gibi zaten eşlerin birlikte yatıyor olması tabii ki çok anlaşılır ve ihtiyaç duyulan bir şey. Çünkü o aranızdaki o yakınlığı da mesela sağlıyor olacak birlikte yatıyor olmanız. İşte tıpkı bunun gibi diğer burayı sağlayabilecek ve burası olmadığında kendini ne gibi hissediyorsun? Yani sanki aramızda bir bağ yokmuş gibi hissediyorum diyorsan okey bak o zaman buradaki o temel hissetmek istediğin duygu işte yakınlıkta olduğu gibi, samimiyette olduğu gibi bir de mesela bağ terimi çıktı. O zaman biz seninle aynı bağda değilmişiz ya da birbirimize yakın değilmişiz, samimi değilmişiz ya da küsmüşüz gibi ya da sanki birbirimize ihtiyaç duymuyormuşuz gibi bir anlam taşıyorsa işte bu anlamın ortadan kalkması gerekiyor. Bu anlamın ortadan kalkması için kadın tarafından erkekle aynı yatakta olması ya da aynı saatte yatağa geriliyor olması gerekiyorken erkek tarafından bambaşka bir şey olabilir. Yani o da aslında yakın olmak istiyor olabilir. Muhtemelen öyledir iyi bir ilişki ise. O da yakın olmak istiyor, o da samimi olmak istiyor, o da duygusal açıdan anlaşılır olmak istiyor. O da seninle birlikte güçlü bir ilişki kurduğunun hayalini hissetmek istiyor ama onun hissettiği bambaşka örnek veriyorum. Yani klasik bizim hani etiketlemek istemiyorum ama Türk toplumunda erkek işte örnek veriyorum hizmet edildiğinde sanki bu ilişki içerisinde böyle yakın bir bağı varmış ve eşi onu çok seviyormuş gibi hissediyor. İşte kadın güzel bir söz duyduğunda burayı hissediyor. O yüzden şimdi bunu anlatmak istediğim şey şu ki benim temel hissiyatın üzerine odaklanmam gerekiyor. Yani bu özellikle son günlerde çok fazla duyduğumuz işte ayrı zamanlarda yatağa giriyoruz ya da ayrı yerlerde uyuyoruz şeyi var. Bu rahatsızlığın ortadan kalkması için kendinize şunu sormanız gerekiyor. Biz ayrı zamanlarda yatağa girdiğimizde ya da aynı yerde uyumadığımızda ben kendimi ne gibi hissediyorum ya da bu ilişkiyi ne gibi hissediyorum? Nasıl anlamlandırıyorum bu ilişkiyi? İşte bu sorunun cevabına vereceğiniz yanıt sizin bu ilişkide eşiniz yatağa gelmediğinde ya da aynı yerde yatmadığınızda hissettiğiniz o eksikliğin, o duygusal boşluğun, o karşılanmamış duygusal ihtiyaç dediğimiz şeyin ne olduğunu bize verecek. Ve bu kısımda şimdi sormanız gereken ikinci soru şu ki benim bu hissiyatı yani bu ilişkide yokmuşum gibi değil de bu ilişkide varmışım ve bu ilişkinin hatta tam da merkezindeymişim gibi hissetmemi sağlayacak
eşimden beklediğim davranış ne? Yatağa birlikte giriyor olmak ya da aynı yerde yatıyor olmanın dışında bana bunları ne hissettirir? Ya şöyle diyebilirsiniz mesela. Ya biz yatağa ayrı giriyoruz ve bu sanki ilişkide kopukmuşuz gibi ya da yakın değilmişiz gibi ya da herhangi bir bağımız yokmuş gibi hissettiriyor. Yatağa gelirsen evet bu bağ varmış gibi hissedeceğim ki burası artı parantez başka bir şey daha anlatacağım. Ya da hatta şimdi anlatayım. Yani eşiniz sizle birlikte aynı anda yatağa giriyor olsa fakat sırtını dönüp yatıyor ve yatakta hiç sizle sohbet etmiyor, konuşmuyor olsa ya da o hayalinizi kurduğunuz aynı yatağa yatmışken o sizi yakınlaştıracak faktörler neyse işte el ele tutuşmak, işte birbirinize sarılmak ya da işte bir cinselliğin başlaması ya da iki güzel kelam etmek, işte bir şeyin dedikodusunu yapmak vesaire. Bunların olmadığını gördüğünüzde de zaten siz kendiniz birbirinize yine uzak ve o samimi değilmiş gibi hissedeceğiniz bir yere doğru dönecek. O yüzden burada anlatmak istediğim bütün bu videonun konusundaki temel şey şu. Sizi iyi hissettirecek olan şey davranış değil. Sizi iyi hissettirecek olan şey bu duygunun karşılanıyor olması. O yüzden biz eşimizden bir davranış isterken evet bir davranış isteyebiliriz ve bu davranış bu karşılanmamış duyguma iyi gelebilir. Ve eşim de burayı veriyorsa harikulade. Yani muhteşem bir yere doğru gidecek. Benim şeye ihtiyacım var. Bunu eşimden isteyeceğim. Eşim de bunu verecek. Ama senaryo her zaman maalesef böyle tamamlanmıyor. O yüzden şu şekilde yapıyor olmanızı öneriyorum. Burada bu olmadığında yaşadığı bu kötü hissiyat neyse, o duygu neyse bu duyguyu sağlayabilecek başka bunun türevi ya da benzeri bir davranış var mı? Sen dediğim gibi şöyle diyebilirsiniz. Yani evet biz yatağa birlikte giremiyoruz ama yatağa birlikte giremiyor bile olsak işte ben diyelim ki 11'de yatıyorum ya da 12'de yatıyorum. Yani 12'ye kadar işte ne bileyim aynı diziyi izliyor olabilmek de beni aynı ilişkinin içerisinde ve bu ilişkide birbirimize yakın ve samimi bir bağlı birbirimize hissettiriyor diyorsanız mesela bunu da yapabilirsiniz ya da bunu temenni edebilirsiniz ya da eşinize bunu söyleyebilirsiniz. Eşinizden bir istek istediğinizde ve burası eşiniz ya da sevgiliniz partneriniz tarafından yapıldığında bunun bazen de işte çok anlamı olmayabilir. Çünkü bu yapılış stili bizim için daha önemli. Bu yapılış stilinin içerisinde bana burayı hissettirmeyecek bir duygu yer alıyorsa o zaman bunu yapıyor ya da yapmıyor olmasının hiçbir anlamı yok. O yüzden dediğim gibi bir şeyi isteyip istememenizin altında yatan sebebin ne olduğunu çok iyi check ediyor yani analiz ediyor olmanız gerekiyor. Hadi şurayı yine hızlıca bir özetleyip sonrasında da sonlandıralım. Bir, ben bir şeyden rahatsızsam buradaki rahatsız olduğum davranışın ne olduğunu tanımlayacağım. Yani eşimin yatağa gelmemesi ya da ayrı yerlerde yatıyor olmamız. İki, eşim ayrı yerde yatıyor olduğunda ya da yatağa biz birlikte girmediğimizde bunun bende oluşturduğu bu hissiyatın ne olduğunu bulmam gerekiyor. Ya da bu ilişki nasılmış gibi bana geliyor. Bunun benim için anlamının ne olduğunu bulmam gerekiyor. Yani biz birbirimize uzakmışız gibi geliyor ya da aynı ilişki yaşamıyormuşuz gibi geliyor, soğukmuşuz gibi geliyor ya da karı koca değilmişiz gibi geliyor. Tamam. İkinci de bunu bulacağız. Bunun bize ne gibi geldi. Üçüncüsü, bize bu ne gibi geliyorum tersini, yani benim bu ilişkiyle karşılanmasını istediğim, yani o karı koca gibi olmak istiyorum, yakın olmak istiyorum, samimi olmak istiyorum, bir şeyler paylaşıyor olmak istiyorum, senin tarafından sevildiğimi, beğenildiğimi görmek istiyorum gibi. Bunun hangi ihtiyacı ve duygusal ihtiyacı karşılamadığını buluyor olmamız lazım. Ve son olarak da bu duyguları karşılayacak, yani benim sevildiğimi, beğenildiğimi, bu ilişkide yakın olduğumuzu, karı koca gibi olduğumuzu hissettirecek farklı bir davranışta var mı? Çünkü eşim burayı yapamıyor olabilir. Özür dilerim, ilk söylediğiniz şeyi yapamıyor olabilir, yatağa birlikte giremiyor olabiliriz. Evet, saat 11'de 12'de uykusu gelmiyor olabilir. Ama beni bu ilişkide işte yalnız başıma terk edilmiş ya da sevilmiyor gibi hissettiriyor olmak onu da rahatsız ediyorsa o zaman burayı nasıl başka bir davranışla yer değiştirerek beni bu hissiyattan kurtarabilir? Bunun üzerine konuşabilirsiniz. Yayını bölüp araya girdiğim için özür dilerim. Ancak videoyu buraya kadar izlediyseniz beğendiğinizi umuyorum. Birazdan reklamlar yayına girecek ve siz de bu süre içerisinde videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanalda hala abone olmadıysanız evlilik ve ilişkiler üzerine daha fazla içerik için kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. İyi seyirler dilerim. Beni iyi hissettirecek şey, buna senin de ihtiyacın var mı? Bunu sen de istiyor musun? Burayı bilmek istiyorum. Ben de seninle birlikte yatmayı isterdim ve senin o birlikte yattığımızda hissedeceğin o yakınlık, o samimiyet, o sanki aynı ilişkideymişiz gibi oradaki o güzel duyguları ben de hissetmek istiyorum. Ama bunu yatağa aynı anda girmeden de işte birlikte bir televizyon izliyorken de işte arkadaşlarımıza misafirle gidiyorken de onları bizi de ağırlıyorken de ya da yemek yapıyorken de yemeği birlikte yapıyorken de yiyorken de bunları hissediyor olabiliriz ya da olabilir miyiz? Burayı bir düşünün. Bakalım bunun benzeri bir şeyle buradaki o karşılanmış duygunuzu karşılayabilir misiniz? Burayı bir çekmenizi isteyeceğim. Peki. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir tane videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklamayı unutmayın.
Kanala hala abone olmadıysanız şuraya bıraktım ufak resmi tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Diğer videolarımı da hala izlemediyseniz izlemek için şu aşağı bıraktığım izlemenin listesini göz atmanızı öneririm. Görüşmek üzere.